Bir tek ekmeğimiz var. Ona da bu kadar yüksek bir fiyatlandırılma yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu zammın ben doğal olduğunu düşünüyorum. Yani pek de bir sıkıntılı değil. Ekonominin çöküş halinde olduğu çok açık net. Bazı şeyler Kayseri'de bedava diye düşünüyorum. Kayseri Ticaret Odası'nda yapılan meclis toplantısında ekmek zam talebi kabul edildi. İlerleyen süreçlerde ekmeğin zamlı bir şekilde 2,5 lira olarak satılması bekleniliyor. Bizler de vatandaşlara ekmek zammını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Çok olumlu şeyler düşünemiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten insanlar geçim derdindeler. Çok zor, sıkıntılı durumlardan geçiyoruz. En azından bir tek ekmeğimiz var. Ona da bu kadar yüksek bir fiyatlandırılma yapılmasını doğru bulmuyorum açıkçası. Düşüncelerim bu kadar. Peki sizce zammın sebebi ne olabilir? Zammın sebebi ne olabilir? Bilemiyorum. Ya zam gelmesi şart mıydı sizce? Şart değildi. Yeterince gıdalara çok fazla zamlar yapıldı zaten. En azından ekmeğe dokunmasalardı diye düşünüyorum. Şimdi şöyle baktığım zaman tabii tarımda bir sıkıntı var. Öncelikle onu belirtelim. Yani çiftçi üretemediği zaman illaki bu zamlara yansıyacak. Una yansıyacak, buğdaya yansıyacak. İthalat ve ihracatta sıkıntı var. Büyük bir şeyle. İllaki olacak. Tabii halk alamıyor. Bunun için de hükümetin ne yapması gerekiyor veya da yetkili makamların halk ekmeklerini gariban vatandaşı düşünmesi gerekiyor. Yani doğaldır yani. Şu günlerde bu zammın ben doğal olduğunu düşünüyorum. Yani pek de bir sıkıntılı değil benim açımdan. Tabii başkasının açısından ona nasıl şey deriz? Dediğim gibi alamayan insanlar var. Asgari ücretin altında geçinen insanlar var. Dışarıda kalan insanlar var. Bunları da tabii ki yetkililerin ilgilenmesi gerekiyor. Tabii bizler de vatandaş olarak durumu iyi olan kişiler ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Sadece diyeceklerim bu kadar. Açıkçası her şey geldiği için ve şu an bir enflasyon canavarıyla mücadele ettiğimiz için bu normaldir. Yani bu zamlar daha da artarak bence devam edecek. Yani bunun sonu yok açıkçası, öyle söyleyeyim. Çünkü girdi maliyetleri aşırı derecede arttığı için sürekli ve artık milletçe bu zamlara biraz alıştığımız için sanırım maalesef daha devam edecek. Yani sizler gelen zamları normal karşılıyorsunuz? Yani tabii ki aslında normal değil tabii ki. Günden güne alım gücümüz düşüyor. Fakat şu an birçok girdi dövize bağlı olduğu için bunun duracağını öngörmüyorum, öyle söyleyeyim. Yani zamlara tamam, yani olabilir, ülkemiz zor durumlardan geçiyor ama yani bundan atlatılacağına inanıyorum ben. Yani halk da mağdur, üretici de mağdur. Yani düzeltilmesi bekleniyor abi, düzeltilir inşallah. Yani güzel günler olur inşallah. Yani yönetimden bunları bekliyoruz. Yani demem bu benim. Peki ilerleyen süreçlerde ekmek 2,5 lira satılması bekleniliyor. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bence bir ekmek için fazla abi ya o paralar. Yani en fazla 1 lira olması lazım. Öyle 2,5 TL çok uçuk bir para. Yani şimdiki asgari ücretli çalışan aileler için daha zor bir durum. Yani bu Kayseri halkı için de böyle. Yani Kayseri'de genellikle olarak çok kişi asgari ücretle çalışıyor. Böyle memur kesimi fazla yok. Yani ülkemiz için de böyle. %50 küsür bir insanlar şeyle çalışıyor. Asgari ücretle çalışıyor çok. Bundan dolayı 2,5 lira fazla. 1 TL'de sabit olması lazım bence. Yani şu anda ekonomik bir kriz var. Ve bu kriz her geçen gün derinleşiyor. Ve dolayısıyla insanların alım gücü yok. Türk toplumunda ekmeğe, yani ekmek sofraların vazgeçilmezi Türk toplumu açısından. Bu noktada ben doğru bulmuyorum. Yani bu derinlik, bu derinleşme nereye kadar gidecek de bilmiyoruz. Allah milletin yardımcısı olsun diyebileceğim sadece bunlar. Ve zammı doğru bulmuyorum, kesinlikle doğru bulmuyorum. Hayat şartları iyice zorlaştı. İnsanların geçim sıkıntısı daha da artmaya başladı. Tabii bu durumda herkese Allah yardımcısı olsun. Daha da iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. 2,5 lira olacağı ile ilgili neler düşünüyorsunuz ilerleyen yani süreçte? İnsanlar herhalde bu saatten sonra evde ekmek yapmaya başlayacak. Yani bu şekilde gittiği sürece de artık daha kolay yöntem bulmaya başlayacağız. Artık yapacak bir şey yok. Peki size zamların sebebi ne olabilir? Yani şu anda dolar kurunu bahane ederek birçok şeyi yükseldiğini görüyoruz. Yani ekonominin çöküş halinde olduğu çok açık net. Daha neyi kabul edeceğiz, neleri kabul etmeyeceğiz bekliyoruz bakalım. Ben çok bu gidişattan normal karşılıyorum da yani ama fırıncıların da şeyi yok, yani çaresiz kaldığını düşünüyorum. Ama başka büyük illere bakarak 2 lira bedava, 3 lira İstanbul'da mesela.
otobüs bileti 5.40 ama burada 3.60 lira. Bazı şeyler Kayseri'de bedava diye düşünüyorum. Bir de ucuz olduktan sonra daha çok heder oluyor ekmek. Bedava gibi kullanılıyor. Hep çöplere küflendirilip atılıyor. Bence iyi ama dar kesime de biraz yardımcı olunması iyi olur yani. Yani sizler Kayseri'deki ekmek fiyatlarından memnunsunuz. Yani ben memnun olmasam da benim de bir gelirim yok ama yani ama çok heder edildiği için seviniyorum pahalandığına. Çok heder ediliyor. Çoğu insan taze ekmek yiyeyim diyor. Çocuklar taze istiyor. Ama bu böyle olmaz. İnsan bulduğuna şükretmeli yani biraz da. Şükredersek buluruz yani. Şükredemezsek bulamak. Taze taze her dakikada taze bulamayız yani. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Hep çöp şeyleri, konteynerleri hep çöp ekmek dolu. O yüzden ben karşı değilim yani. Böylesi iyi, daha iyi insanlarımıza. Çünkü ucuz oldun muydu o kadar bir de heder ediliyor yani ekmek. Günah, nimet. Biz onunla karnımız doyuyor. Ekmeksiz bir de karnımız doymuyor mesela. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Vallahi kardeşim aldığımız belli, verdiğimiz belli. Ücretimiz belli. 4 milyar 250 diyor. 4 milyar 250 diyor asgari ücret diyor. Vallahi biz 4 milyar 250'yi cebimize koymadan daha zamlar hepsi bir üst üste geldi. Tamam zamlar olacak da bu kadar da olmaz yani ya. Milletin alım gücü yok. Peki ekmek fiyatının 2,5 olarak olması planlanıyor, bekleniliyor ilerleyen süreçte. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi bunun yani onlara da bir şey diyemiyorum. Onlar da odun ona göre kömürü, unu, şunu bunu çiftçiye desen ona göre çiftçiler zaten bitti. Durum ortada yani. Yapmak zorundalar. Ya, un fiyatları belli, elektrik fiyatları belli, doğalgaz fiyatları belli. Yapacaklar mecburen. Yani sizler ekmeğe gelecek zammı normal karşılıyorsunuz. Normal yani bu şartlara normal. Ha şey açısından zorunda yani halk açısından çok zor. Neden? Fiyat artışları herkesi mağdur ediyor ama o da yapmak zorunda yani mecburen. Yani.